وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دير لكارديشتيلم. قرآن كريم أوكي Arapça biliyorlarsa kendisinden mealden duyuyorlarsa Kur'anımızın mealinden sorular duyarlar. Bildiğimiz soru neden, niye gibi sorular duyarlar. Şöyle bir düşünce olabilir. Allahu Teala neden soru sorar ki kullarına? Zaten o ne buyuruyorsa o oluyor. Niye soru soruyor diye hikmet incelediğimizde nedenini yakalamaya çalıştığımızda görürüz ki Kur'an-ı Kerim'de pek çok anlamın içi dolsun diye sorular vardır. Allah Teala öğrenmek için sormuyor kullarına. Ya yani ne için soruyor? Bize Kur'an'ı daha iyi anlayalım diye yönlendirmeler yapmış oluyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünü genişletti Allah Farklı sebepler ve yerde İnşirah suresinin birinci ayetinde Elem neşrah leke sadrak Ey Peygamber senin göğsünü Genişletmedik mi biz? Diye soru soruyor Buradaki soru Yani senin göğsün genişlemişti değil mi diye öğrenmek için sorulan bir soru değil Buradaki soru Evet genişlettik bunu bil demek içindir. Yani Kur'an-ı Kerim kendi uslubu içinde bir kitaptır. Onun bizim Türkçe veya Arapça veya başka bir dilde konuşurken ki uslubumuz, kelimeleri ve cümleleri kullanma kalıbımız Kur'an için geçerli değildir. Böyle soruyor. Senin göğsünü genişletmedik mi? Evet genişlettin ya Rabbi demek için değil takrir için yani evet biz senin göğsünü genişlettik ha demek içindir. Mesela soruyor Kur'an-ı Kerim Rum suresinin 29. ayetinde Femen yehdi men adallallah Allah'ın sapıttığını kim hidayet edebilir? Filanca demek için değil bu. Bu ne içindir? Olmaz bir daha böyle bir hidayet. Allah senin kalbini kilitlerse bir daha kimse açamaz demek içindir bu. Ama görünürde soru gibi olur. Mesela Safa suresinin 95. ayetinde اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ buyuruyor Allah. Kendi kendinize yontup yaptığınız şeylere mi tapınıyorsunuz? Evet ya Rabbi biz bunları yapmıştık da tapınıyoruz desinler diye değil. Ya ne için? Kınamak için. Yaptığınız ne kadar çirkin bir şey demek için mesela Bakara suresinin 44. ayetinde insanlara vaaz eden hocalara, Yahudilerden papazlardan kimse artık Allah hitap ederek ete'murûnen nense bilbirri ve tensevne siz insanlara iyi olun diyorsunuz da kendinizi niye unutuyorsunuz öyle mi oluyor bu iş diye soru sorarken evet böyle oluyor diye cevap verilsin için değildir bu hayret göstermek içindir. Ne hayret edilecek bu şey, bu sizin yaptığınız iş. Ne kadar enteresan demek içindir. Mesela aynı şekilde El-Kari'a ah suresinde birinci ve ikinci ayette soru var. El-Kari'a Mel-Kari'a Kari'a nedir? Bilir misin? Biliriz ya Rabbi Kari'a ah, kıyametin bir ismidir. Deysin insanlar diye değil bu. Kıyametin azametini göstermek içindir. Kıyamet nedir bilir misin? O ma'edru kemel karı'a. Yine bilir misin kıyamet ne demektir? Anladın mı bunu? Sorduğunda Allahu Teala evet anlayanlar anlamayanlar diye bir öğrenmek için sormuyor. Azametini o işin korkunçluğunu gösteriyor. Mesela Saf suresinin 10 ve 11. ayetlerinde Allah -u Teala ya amenu, ala min devamı da var ayetin ey iman edenler sizi elim bir azaptan kurtaracak bir ticaret bir yol göstereyim mi size diye soruyor. E, buyur göster ya Rabbi desin diye insanlar değil. Daha sonra anlatacağı şeyin aşkını taşısınlar teşvik olsun diye böyle soru sorarak başlıyor. Mesela Furkan suresinin 45. ayetinde tembih etmek için unutmayın. Unutmayın bunu. Demek için soru soruyor. Elem tara ila rabbike keyfe medde zil Allah gölgeyi nasıl uzatıyor görüyor musunuz? Yani nasıl dönüyor dünyada bir gölge oluşuyor. Şu dünyayı nasıl döndürüyor Allah görüyor musunuz? Evet gördük ya Rabbi demek için değil bu. Peki ne için? Unutmayın. Bu gölgeleri kim uzatıyor bunu unutmayın. Demek için. Mesela Maide suresinin, El Maide suresinin 91. ayetinde alkol ile ilgili ahkamını anlattıktan sonra Allahü Teala alkolün artık haram olduğunu fehel entum müntehun fehel entum müntehun artık vazgeçiyorsunuz değil mi? artık vazgeçiyorsunuz değil mi? diye soruyor. İnceledik, tamam biz de vazgeçtik desin kulları diye değil. Yani böyle bir soru uslubuyla tamam bu iş bitti demiş oluyor allah Teala. Uslubu böyle Kur'an-ı Kerim'in. El-Hadid suresinin 16. ayetine bakıyoruz. Allahu Teala soru sorarak ayıplıyor kullarını. Elem ye'ni lillezine amenu en takşa'a kulubuhum li zikrillahi ve ma nezele minel hak. Yahu şu kulların inen ayetleri ve Allah'ın zikrini hatırlama vakti gelmedi mi yahu? Gelmedi mi? Elem ye'ni lillezine amenu. İman edenlerin bu vakti gelmedi mi? Sorarken saat kaçtır diye sormak için sormuyor bunu. Yani yeter be hala mı aklınızı başınıza almayacaksınız demek için soruyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Mesela Mursalat El Mursalat suresinin 16. ayetinde Elem nuhlikil evvelin sizden öncekileri helak etmemiş miydik biz? Soruyor. Helak etmemiş miydik? Evet inceledik. Kalıntılardan anladık. Helak etmişsin desin kulları diye değil. Aklınızı başınıza alın demek için. Üslubu böyle Kur'an-ı Kerim'in. Mesela El-A'raf suresinin dördüncü ayetinde buyuruyor ki وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُونَ Nice öyle şehirler vardı. Onlar bir gece uyurken ya da öğle vakti bir yerde mola verdikleri zamanda biz onları nasıl helak ettik? Yani buradaki niceleri vardı değil mi? Demek için sormuyor allah Teala. Bilin yani bu çok çok oldu sizden önce. Ona göre aklınızı başınıza alın deme sorusu bu. Mesela El-Bakara suresinin 245. ayetinde enteresan bir soru var. Men zellezi yukrilullaha karban hesenen Kim Allah'a güzel bir borç verir? Kim Allah'a borç verir? Kim verebilir? Bunu öğrenmek için değil bu soru. Var mı içinizden sadaka verip bunu Allah'a borç gibi sayacak yüreğiniz diye teşvik etmiş oluyor allah Teala. Mesela bakıyoruz El-A'raf suresinin yine 155. ayetinde allah Teala peygamberin Peygamberlerden birinin lisanıyla soru soruyor. Etuhlukuna bima faale sufaha minna ey Allah'ım bu akılsızların yaptığı şeyden dolayı bizi helak eder misin ya Rabbi yani yok helak etmem merak etmeyin veya evet helak ederim cevabını almak için böyle bir şey sormuyor peygamber peki ne bu ya Rabbi bizi helak etme bunların yüzünden bizi helak etme demenin Kur'an uslubuna göre bir çeşidi Buradan ne anladık değerli kardeşlerim? Demek ki Kur'an'ımız da Allahü Teala bize eğitim verirken, bizi mümin kimliğimizle hazırlarken, yoğururken kullandığı usluplardan biri de soru uslubudur. Biz onun mealinden okurken allah Teala bize soruyor, hemen kalemi alıp cevap yazalım, ne, ne sormuştu soru demek için değil bu. Ya yani ne için? Bu ya bizi tehdit ediyor, ya Allah'a ne kadar kolay bir şey olduğunu gösteriyor, ya da teşvik ediyor veya örnek alın diyor veya da evet biz bunu yaptık demeyi soru olarak işte peygamberine senin göğsünü genişletmemiş miydim ben derken yani unuttuk mu seni diye sormak için söylemiyor bunu. Evet genişlettik ha demek için soruyor. Elbette bu bizi bir noktaya götürüyor. Nedir o? Kur'an'ımız kendi içinde uslubu olan, konuşma tarzı olan bir kitaptır. Tefsirlerin yardımıyla, ashab-ı kiramın anlamasıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesi ile biz bunları anlıyoruz, gereğini yapıyoruz, Rabbimizin rızasını kazanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i biz yazılı bir Türkçe kitap gibi veya Arapça bir roman gibi anlarsak maazallah, Kur'an-ı Kerim bizden uzak kalır. O bizden uzak kaldı mı helak olan biz oluruz. Kur'an'ımız kendine ait bir uslubu var. O uslubu ile geldi. Öyle iman edilecek ve o şekilde bizi inşaAllah cennete götürecek. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Zekir fe inne zikraten fa'ul mini